Ya dede biliyordum da unuttum. Böyle horlu bir şeydi. Hem ben hiç mahalleden dışarı çıkmadım ki. Acaba gideceğimiz yerin bu kadar uzak olacağını da bilmiyordum. Oğlum bir dakika bakar mısın? Abi. Buyur kardeş. Ya biz kaybolduk da. Nereye gideceksiniz? Vallahi böyle horlu bir şeydi ama. Hor mu? Yok değildi sanki ya. Oturduğumuz mahallenin etrafında deniz vardı. Bir de muhtarı vardı. Adı neydi? Aleko. Rum mu? He Rum, tanıdın mı? Yok dede, nereden tanıyayım? Sen etrafında deniz mi var dedin? He. Muhtarınız da Rum. Elbet. Dede, burada Rumlar Büyükada'da yaşar. Etrafında da deniz olduğuna göre aradığınız yer herhalde orasıdır. Siz şimdi geri gidin. Tramvay yolunu takip edin. Soldan sahile ineceksiniz. Orada deyin ki Büyükada'ya gideceğiz. Size yardım ederler. Sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. Ali, bak bizi sen nerelere getirmişsin oğlum? Kaybolduk ha. Of, of. Bu dedi babam nerede? Ne ses var ne seda? Allah İsmail, söyledim amca gitme dedim dinletemedim. Cennetin oğlu Malik yolunu şaşırtmıştır zar. Ah kudret ah. Kıyamet kopsa ateşi cennet yaktı diyeceksin. 18 senedir doymadın. Evimizden ocağımızdan olduk, doymadın. Gurbet ellerde boynu bükük kaldık, doymadın. Benim ömrümü yemeden de doymayacaksın kudret ha. Haşa İsmail'ime nasıl söz? Allah esirgesin. Of Şeren, kızı bana içeren ceketini getir. Bir kahvehaneye gideyim bakayım. Belki Sıra Şerber'in haberi vardır. Hadi hadi. Hadi sağlıcak alalım. Sanki Öner'i biraz kısa mı olmuş? Sık sık gelir misin buraya? Severim burayı. Sen beğenmedin mi? Ay yo, çok beğendim. Çok şirin bir yer. Bence burası çok güzel. O zamandır bekliyordum. Beni dışarı çıkarmanı, seninle baş başa kalabilmeyi, seni tanımayı. Helin. Yani ben her seferinde, yani seni ne zaman düşünsem, biliyorsun işte,
Ailem. Onların yanında olmam lazımdı. Biliyorum. Deniz her şeyi anlattı.